inşaat faaliyetinin güvenliğini sağlamak için görevlendirilmiş olan askerlerimiz maalesef yola düşüp döşenen bir el yapımı patlayıcının patlatılması halinde hain bir şekilde şehit edildiler. Son ilk gelen haber 4 şehit idi ama maalesef son haber 7 şehide bunun ulaştığını gösteriyor. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Bu hain terör saldırılarını bu millet inşallah eninde sonunda mutlaka bertaraf edecek. İpleri başkalarının elinde olan bu terör sürülerini bertaraf edecektir. Orta Doğu'daki yaşanan bu kıyameti görüyoruz. Maalesef Suriye'de, Irak'ta hemen yanı başımızda terörün niçin kullanıldığını çok daha net bir şekilde görüyoruz. Bu terör örgütleri vasıtasıyla bunları vekalet savaşlarının araçları olarak kullanıyorlar. Ve Orta Doğu'da yaktıkları ateşe ellerini sokmamak için terör örgütlerini maşa olarak kullanarak halklara büyük zarar veriyorlar. Türklere, Kürtlere, Araplara, Acemlere, Sünnilere, Şiilere bu bölgenin esas huzur bekleyen halklarına büyük zarar veriyorlar. Terör örgütlerinin tamamını lanetliyoruz. Ama en az onlar kadar lanetlenmeyi hak edenler, terör örgütlerine bu imkanı veren, bunları siyasi olarak, lojistik olarak, askeri olarak destekleyen unsurlardır. Yani vekalet savaşlarında tuttukları o maşayı kullanan eller, o maşalar üzerinden kendi menfaatlerini bir şekilde en iyi halde yükseltmek isteyenlerdir. Hepsini lanetliyoruz. Bu bir insanlık saldırısıdır, insanlık suçudur. Bu bölgenin insanın huzura ihtiyacı var, güvenliğe ihtiyacı var. Batı'da ne varsa, dünyanın başka yerlerinde ne varsa bu bölge insanının da aynı standartlarda yaşama, hayat standartlarında yaşama hakkı var. Biz de ülke olarak, devlet olarak, hükümet olarak bunu gerçekleştirmek için seferber oluyoruz. Ama hainler de bunu gerçekleştirmemek için, yani vatandaşın huzurunu, güvenini ve yüksek bir hayat kalitesine ulaşmasını önlemek için her türlü hain saldırı yapıyorlar. Nefretle, lanetle kınıyoruz.